holdingimizin değerli yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri holdingimizde görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinizi şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Holdingimize hoş geldiniz. En son yaklaşık bir ay evvel yine bir tanıtım lansmanının münasebetiyle bir araya gelmiştik. Doğrusu Kayseri'de olmaktan son derece memnun olduğumuzu da ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerin en büyüğü holdingimiz. Ve biz burayı hemen hemen 3 yılı aşkın bir süredir vaziyet etmeye çalışıyoruz. Ve buraya özel bir ihtimalda, özel bir gayretle vaziyet etmeye çalışıyoruz. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 yılı aşkın süredir sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Hakikaten üretici arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyorlar burada. Ben şimdiden bu performansların nasibetiyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlü bir borç biliyorum. Tabii burada çok holdingimizin yapısı, şirketleri hakkında çok fazla girmek istemiyorum. Bunu en son bir ay evvelki toplantımızda yapmıştık. Tekrara düşmemek adına ben sadece önemli gördüğümüz takım rakamlarımızı sizlerle paylaşarak bugünkü toplantımızın asıl maksadını anlatmak istiyorum. Değerli basın mensupları, biz biraz önce ifade ettiğim gibi holdingimizi Eylül 2016 tarihinden bu tarafa kayyumluk yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıl aşkın bir süredir bu holdingi biz yönetiyoruz. Ve baktığımızda devraldığımız gün itibariyle 5.8 milyar TL öz kaynağı olan holdingimizin Eylül 2019 itibariyle 9 milyar TL öz kaynağı ulaştı. Burada devir tarihinden bugüne kadar holdingimizi öz kaynak itibariyle %55 seviyesinde büyüttük. Yine 5.5 milyar TL seviyesinde aldığımız ciro yine 9. ay itibariyle 8.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Cirosal olarak da biz holdingimizi %70 seviyesinde büyüttük. Yine karlılık rakamına baktığımızda devir tarihi itibariyle 562 milyon TL olan karlılık rakamı bugün 865 milyon TL'ye ulaştı. Burada da bu 3 yılı aşkın süre içerisinde %54 seviyesinde bir artış sağlamış oldu. Ve en önemlisi aktif olarak 7.6 milyar TL aldığımız holdingimiz bugün aktif büyüklük olarak 12.6 milyar TL'ye ulaştı ve biz bu holdingi devir tarihinden bu tarafa %64 seviyesinde büyütmüş olduk. Ve tabii devraldığımızda bir rakamla paylaşmak istiyorum. 13.240 çalışanımız vardı. Bugün 12.232 çalışanlarımız var, çalışan sayımız var. Tabii burada FETÖ mücadelesi münasebetiyle iş hakkını sonlandırdığımız personelimiz dikkate aldığımızda hemen hemen 1000 kişilik azalma söz konusu ama rakamları arz ettim. Daha az personelle çok yüksek bir performans göstermiş olduk bu süreç içerisinde. Değerli basın mensupları, dediğim gibi çok holdingimizin işleyişiyle alakalı değil de temel parametrelerimizi sizlerle paylaşarak devam etmek istiyorum. Biraz evvel devir tarihinden bugüne kadar rakamlarımızı sizlerle paylaştım. Bir de 2018'in ilk 9 ayıyla 2019'un ilk 9 ayı rakamlarını sizlerle paylaşarak bu kısmı sonlandırmak istiyorum. Biz ciro olarak 2018'in ilk 9 ayında 7.3 milyar TL ciro yakalamışız. Şu an itibariyle de bu ciromuz 8.6 milyar TL seviyesinde. Bir evvelki yılın ilk 9 ayına göre ciro olarak %17.8 seviyesinde bir artışımız söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 11 milyar 150 milyon TL bir ciro hedefliyoruz. Şu ana kadar bu hedefin %77'sini yakaladık. Görünen o ki bu hedef rakamımızı yakalamakta da bir sıkıntı yaşamayacağız. Yine holdingimizin faaliyet karlı rakamına baktığımızda biz 2018'de 880 milyon TL faaliyet karı elde etmişken 2019'un aynı döneminde 1 milyar 17 milyon TL bir faaliyet karı elde etmiş durumdayız. Yıl sonu itibariyle de 1.261 milyon TL'lik bir faaliyet karı hedefimiz var. Bunun da şu ana kadar %80.7 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Diğer taraftan vergi öncesi kar rakamımıza baktığımızda yine 2018'in ilk 9 ayında 1 milyar 29 milyon TL iken bu rakam 2019'un ilk 9 ayında 1.1 milyon TL seviyesinde. Burada da 7.8 seviyesinde bir artışımız söz konusu. Yıl sonunda 1 milyar 256 milyon TL'lik bir hedefimiz var. Bunun da şu ana kadar %88'ini tutturmuş vaziyetteyiz. Ve en önemlisi arkadaşlar 2018'de net karımız 787 milyon TL iken 2019'un ilk 9 ayında bu rakam 865 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. Değerli basın mensupları, son olarak şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Biz devraldığımız gün itibariyle holdingimizin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün itibariyle bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde. Bu 3 yıllık süre içerisinde arkadaşlarımız 282 milyon dolar kredi ödemesi gerçekleştirdiler ve grubun borçlanmasını da azalttılar. Diğer taraftan devraldığımızda bankalarda 159 milyon dolar mevduatı varken grubun şu an bankalarda 252 milyon dolar mevduatı var. Dolayısıyla hem borcumuzu azalttık bu süreç içerisinde hem de holdingimizin mevduat rakamını da büyütmüş olduk. Değerli basın mensupları, dediğim gibi daha evvel rakamlarımızı bir ay evvel sizlerle paylaşmıştık. Asıl bugün bir araya gelmemizin farklı bir sebebi var. Tabii TMSF yönettiği şirketlerin sadece bilançolarını yönetmiyor. Biz bu şirketlerin, holdinglerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Dolayısıyla holdingimizin isminin FETÖ/PDY yapılanmasıyla bütünleşmiş olması münasebetiyle holdingimizin isminin değiştirilme ihtiyacı hasıl oldu. Holdingimize yeni bir imaj katmak adına bir isim ve logo değişikliği yapma ihtiyacı hasıl oldu. Bunu yaparken de 6758 sayılı kanunun 19. maddesinin 9. fıkrasının TMSF Fon Kurumu'na vermiş olduğu yetkiyi kullandık ve bu imaj değişikliğine istinaden bir çalışma yaptık. Şimdi arkadaşlar o çalışmayı birazdan sizlerle paylaşacaklar. Dediğim gibi burada holdingin isminin FETÖ/PDY yapılanmasıyla, terör örgütüyle bütünleşmiş olması hasebiyle ve bunun gerek arazide gerek başka platformlarda holdingin imajına olumsuz bir etki yarattığını gördüğümüzde bir isim ve logo değişikliği ihtiyacı hasıl olmuştur. Bugün bu maksatla bir aradayız. Ben sözü şimdi arkadaşlarıma bırakayım. Arkadaşlar kaydı döndürsünler. Ondan sonra tekrar paylaşalım görüşlerimizi inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir düşünün. Öyle bir dağ ki İçindeki ateşle etrafındaki büyüleyici coğrafyayı oluşturmuş. Çevresine değer katmış. Karlı tepelerinden bakınca dünyayı yamacına alan, karşısına geçince Anadolu bozkırının hakimi bir dağ. Şimdi o dağ binlerce insanı içinde barındıran ve milyonlarca insanın sırtını yasladığı başka bir Anadolu devine adını veriyor. Bu kadar büyük olunca adın da büyük olmalı. Erciyes Anadolu Holding. şanlılarından, gücünü milletinden alan Erciyes Anadolu Holding ailesinin fotoğraf çekimi için sahneye alındı. Bir kere daha çekelim sonra. Tabii ki. Arkadaşlar, buyurun bir kere daha alabilir miyiz? Dağ düşünün. Öyle bir dağ ki içindeki ateşle etrafındaki büyüleyici coğrafyayı oluşturmuş. Çevresine değer katmış. Karlı tepelerinden bakınca dünyayı yamacına alan, karşısına geçince Anadolu bozkırının hakimi bir dağ. Şimdi o dağ binlerce insanı içinde barındıran ve milyonlarca insanın sırtını yasladığı başka bir Anadolu devine adını veriyor. Bu kadar büyük olunca adın da büyük olmalı. Erciyes Anadolu Holding. Müsaade ederseniz bir kez daha söylemek isterim. Adını Anadolu'nun en ihtişamlılarından, gücünü milletinden alan Anadolu Erciyes Anadolu Holding ailesini fotoğraf çekimi için sahneye davet. Çıkacağım yayına. Hadi arkadaşlar. Pardon.